Arkadaşlar, bir video daha hoş geldiniz. Şöyle bu videoda şu kalıbı öğreteceğim. I wish kalıbını öğreteceğim ve bu kalıpla pişmanlıklarımızı, işte keşkelerimizi, arzularımızı nasıl anlatacağımızı öğreteceğim. Wish dilek demek. Mesela best wishes diyoruz, hani en iyi dileklerimle mesela bir e-mail veya mektubu hani bitiriyoruz böyle. I wish dilerim anlamında, ama biz bunu keşke anlamında kullanacağız. Yani şöyle örneklere gidersek daha iyi anlarsınız. Başlayalım. Wish'ten sonra eğer simple past getirirsek bunu hangi amaçla kullanırız? To make a wish about a present situation that we would like to be different. Yani şu anki zamanda farklı olmasını istediğimiz, dilediğimiz bir şey için bu kalıbı kullanıyoruz. Mesela şöyle diyelim. I wish I had a big house. Keşke büyük bir evim olsaydı. Yani bu ne demek? Yani şu an yok demek. Keşke olsaydı ne demek? Yani şu an yok. I wish I didn't have to go. Keşke gitmek zorunda olmasaydım. Yani şu an gitmek zorundayım ama keşke olmasaydım. I wish you were here. Keşke burada olsaydın. I wish I was going with my father. Keşke babamla şu an gidiyor olsaydım. I wish I was a millionaire. Keşke bir milyoner olsaydım. Yani şu an değilim. Keşke olsaydım diyoruz. I wish I didn't tell you lies. Keşke sana yalanlar söylemeseydim. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu anki olmayan bir durumu arzu ediyoruz veya bazı pişmanlıklarımızı veya istemediğimiz durumları beyan ediyoruz. Eğer wish'ten sonra would kullansak ve ondan sonra hani fiilimizin birinci halini kullansak, şöyle bir kalıpta neyi anlatmış oluyoruz? Gelecek için bir şey dilemiş oluyoruz. Yani diyoruz ki keşke böyle olsa yani gelecekte. Belki bir dakika sonra için diliyoruz. Belki uzun bir hani zaman mesafesinde uzak bir gelecek için bir şey diliyoruz. Örneklere gidelim. I wish I would go abroad this summer. Keşke bu yaz yurt dışına çıksam. I wish everything would be perfect. Keşke her şey mükemmel olsa. I wish you wouldn't work tomorrow. Keşke yarın çalışmasan. I wish they would stop that noise. İnşallah, keşke hani o sesi durdursalar. I wish you would call me back. Keşke beni sonradan arasa. I wish you wouldn't bring your dog. Keşke köpeğini getirmesen. Okay. Eğer wish'ten sonra past perfect kullansak, yani had verb 3 kullansak, bunu geçmiş zamanda bir şey olmuş ve biz o keşke o geçmiş zamanda o olmasaydı diye yani bir pişmanlık duyuyoruz veya hani keşke olmasaydı diye bir dileğimizi söylüyoruz. Örneklere gidelim. I wish I hadn't been there. Keşke orada olmasaydım. I wish I had told you everything.
Keşke her şeyi sana söylemiş olsaydım. I wish you hadn't worn that suit. Keşke bu takımı giymeseydin. I wish we had studied harder. Keşke daha sıkı çalışsaydık, ders çalışsaydık. I wish I had taken your advice. Keşke senin lafını dinleseydim. I wish she had come earlier. Keşke o daha erken gelmiş olsaydı. Şimdi eğer wish kalıbını could'la kullanırsak şöyle bir şey söylemiş oluruz. Yani bir pişmanlık veya şöyle keşke yapabilseydim gibi bir şey söylemiş oluruz. Hani bir keşke, bir dileğimizi anlatmış oluruz. Yani şu anki zamanda eğer herhangi bir şey yapamıyor olsak bunu wish ve could'la anlatırız. Yani şöyle örneklere gidelim. I wish I could be there. Keşke orada olabilseydim. Yani şu an orada olamıyorum. Keşke olabilseydim. I wish I could help you. Keşke yardım edebilseydim. Yani şu an yardım edemiyorum demek. I wish you could come with us. Keşke sen bizimle gelebilseydin. Yani şu an gelemiyorsun. I wish we could stay longer. Keşke daha uzun kalabilseydik. Bu şekilde I wish kalıplarıyla dileğimizi, keşkelerimizi veya pişmanlıklarımızı anlatabiliyoruz. Bu şekilde bir sürü cümle, bir sürü duyguyu ifade etmiş oluyoruz. Evet, eğer bu video size yeterince hani bir şey öğretebilmişse lütfen videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olursanız videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ben cevaplarım. Diğer videoda görüşmek üzere.